Göz altında kaybedilen sevdiklerimiz için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 818. haftasındayız. 818. haftamızda Aydoğan ailesinin Nihat Aydoğan'ın akıbeti açıklansın, onu kaybedenler yargılanarak cezalandırılsın talebine eşlik ediyoruz. 39 yaşındaki Nihat Aydoğan, 30 Kasım 1994 tarihinde özel tim, korucu ve askerler tarafından evine yapılan bir baskınla gözaltına alındı. Aydoğan ailesinin tüm başvuruları sonuçsuz bırakıldı. Nihat Aydoğan'dan bir daha haber alınamadı. Şimdi Nihat Aydoğan'ın eşi Halime Aydoğan seslenecek. Merhaba, ben Halime Aydoğan. Nihat Aydoğan eşiyim. 26 sene önce bugün gibi, bu sabah gibi benim eşim kayboldu. Nasıl aldılar evden? Bize baskınla yaptılar. Sabah saat 5'inde. Eşimi aldılar. Önce evde dövdüler. Sonra aldılar. Götürmüşler. O gün bugündür benim eşim. Ne yüz var, ne ses var, ne seda var. Ne kemik var, hiç ne mazari var. Bir şey yok. Ben 60 yaşında kadın şu ana kadar arıyorum. Hala bir iz bulamadım. Ne zamana kadar bu kemikleri bulacağız? Onları da bir mazara koysam, bir cuma günleri gitsem, ona bir Fatiha okusam. Cuma akşamları geliyor, herkes öğlerine işte akşam yemeği çıkarıyor. Ben bir şey çıkaramıyorum ki. Neyi çıkaracağım bilmiyorum ki, nasıl yapacağım. Ben şu devletten rica ediyorum gene rica ediyorum. Hep diyorum, ben rica ediyorum bu kemiklerin çıkarsınlar meydana. Bize versinler, bizim de bir mazarımız olsun. Benim de çocuklarım bir cuma günü gitsin onların babasının mazarına. Bir Fatiha okusun, bir çiçek bıraksın. Allah'ım sen bu kemikleri bize göster ya Rabbi. Onların içine merhamet koy ya Rabbi. Bu kemikleri bize versinler ya Rabbi. O kadar başka da bir şey diyemiyorum. 26 senedir ben hep bunu söylüyorum. Ne yapayım, elimden bir şey gelmiyor. Onlar da ne kimse, ne Allah'tan korkuyorlar, ne kulden utanıyorlar. Allah korkusu yok onların içinde. Nihat Aydoğan'ın kızı Necbir Aydoğan seslenecek. Biz 26 sene önce 30 Kasım 1994'te bir gece yarısı korucuların eve gelip babamı almasıyla uyandık. Ben daha o zamanlar 2 yaşındaydım. Babamı hatırlamıyorum. O zamandan bu zamana kadar babamla ilgili hiçbir haber alamadık. Ben 28 yaşındayım ve bu işime kadar hiç babamı görmedim. Babamın torunları oldu. Onlar da babamı görmeyecek ne yazık ki. 26 senedir biz bu mücadeleyi veriyoruz ama hala elimizde olan hiçbir şey yok. Biz sadece bir mezarımız olmasını istiyoruz. Bir bayramda babamızın mezarına gidip bir çiçek koymayı istiyoruz. Tek talebimiz bu, adalet bekliyoruz. Adalet istiyoruz. Cumartesi annelerine adalet istiyoruz. 818. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Birgül Şahin okuyacak. Nihat Aydoğan için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Göz altında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet talebimizin 818. haftasındayız. 818 haftadır bu topraklarda yaşanan göz altında kaybetme gerçeğine dikkat çekiyoruz. 818 haftadır devletin kayıp yakınlarını görmezden gelme, suçun faillerini koruma politikasını anlatıyoruz. 818 haftadır kayıp yakınlarının kuşaklar boyunca karşılaştıkları inkara, adaletsizliğe, baskıya rağmen gerçeğe ve adalete ulaşmak için yürüttükleri ısrarlı mücadeleyi görünür kılmaya çalışıyoruz. 818 haftadır devleti yönetenlere ve kamuoyuna sesleniyoruz. Maruz kaldıkları zalimane uygulamalar karşısında kayıp yakınlarının korunması, desteklenmesi, hak arayışlarına ortak olunması, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve vicdanın gereğidir. Devletin kendi koruması altındaki bir insanın akıbetini açıklığa kavuşturmaması, o insanın ailesine karşı insanlık dışı bir muamele ve kesintisiz bir işkencedir. Bu işkence son bulmalı
devlet etkili olmayan, formalite niteliğinde yürütülen soruşturmalara son vermelidir. Ciddi ve kapsamlı soruşturma yürüterek göz altında kaybedilen insanların akıbetlerini açığa çıkartmalı ve ceza adaletini sağlamalıdır. 818. haftamızda 26 yıldır devam eden inkara ve cezasızlığa karşı 3 kuşaktır kaybını arayan Aydoğan ailesinin yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 39 yaşındaki Nihat Aydoğan, Midyat Doğançay köyünde yaşıyordu. Korucu olmak istemeyen Doğançaylılar üzerinde yoğun bir baskı vardı. 30 Kasım 1994 tarihinde sabah 05 civarı Aydoğan ailesinin evi çok sayıda özel tim, asker ve korucu tarafından basıldı. Nihat Aydoğan dövülerek yataktan kaldırıldı. Elleri ve gözleri bağlı, kanlar içinde önce Midyat Jandarma Karakolu'na, daha sonra da Mardin Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Evde yaşanan şiddet o kadar ağırdı ki Aydoğan'ın çocuklarından birinin dili tutuldu, yıllarca konuşamadı. Resmi makamlar Nihat Aydoğan'ın gözaltına alındıktan 20 gün kadar sonra nöbetçi savcılığa sevk edildiğini ve ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldığını iddia etti. Ancak bu iddia hiçbir zaman güvenilir kanıtlarla desteklenmedi. Nihat Aydoğan'dan bir daha haber alınamadı. Uzun yıllar sonra Nihat Aydoğan için nüfus kütüğüne ölüm kaydı düşüldüğü açığa çıktı. Ailesinin "Öldüyse mezarı nerede?" sorusu cevapsız bırakıldı. Nüfus idaresine ölüm bildiriminde bulunan köy muhtarı, jandarma komutanının baskısı sonucunda gerçek olmayan bu bildirimi düzenlemek zorunda kaldığını itiraf etti. 26 yıldır Aydoğan ailesinin yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Etkin bir soruşturma yürütülmedi. Aydoğan ailesi bölgede açığa çıkan tüm toplu mezarlar için Nihat Aydoğan'a ait kalıntılar da olabilir diye girişimlerde bulundu, dosyayı canlandırmaya çalıştı. İçinde Nihat Aydoğan'ın da olduğu Midyat kayıpları ile ilgili İnsan Hakları Derneği aracılığı ile tekrar başvurular yapıldı. Yapılan başvurular üzerine Midyat Savcılığı bir fezleke hazırladı. Savcılık bu kişilerin kaybedildiklerine dair bilgi olmadığını iddia ederek dosyayı kapatılması talebiyle Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dosya halen açık ve çeyrek asırdır gerçekleşmeyen adaletin tecellisini bekliyor. Nihat Aydoğan'ın gözaltında kaybedilişinin 26. yılında iktidarı ve adli makamları göreve çağırıyoruz. Hukuk işletilsin. Aydoğan ailesinin adalet talebi karşılansın. Nihat Aydoğan'ın akıbeti açıklansın. Onu kaybedenler üzerindeki cezasızlığa son verilsin. Nihat Aydoğan ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, 109 haftadır bizlere yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Covid-19 salgını nedeniyle açıklamalarımızı sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizleri de açıklamalarımızı ve taleplerimizi sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.